İlk maçla beraber başlıyoruz şimdi. Evet abi. Hazır mısınız chat? Bakın ben ne dedim daha seri başlamadan önce? Ne dedim abi ben? Dedim ki Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında kazanması bir mucize olur dedim. Ki bunun bir kisi var. O kadar kötü oynadı ki Galatasaray. İlk iki maçı bence. Üçüncü maç yine neyseydi ki onu da kazanmaları gerekiyordu. Ama ilk iki maç neyse. Evet bakalım izleyelim. Sonra zaten Galatasaray hater'ı oluyorum. Nedense bütün şeyler bana saldırıyor. Bir dakika yine şey mi? Aa, Bulunması iyi oyunundan bari bu uzak sefer olmayı koymamışlar. geriye düştüğünü gördük. Rooney'nin düştüğünü Bu gördük. arada ilk maçı izlemedim. Hepsini izlemedim yani. Hatta çoğunu izlemedim. Bir şeyi biliyorum. Hecarim'in ulti attığı kısmı biliyorum. Tam Kench'e. 100, 200 can, 300 canlı Tam Kench'e Hios'un E ultiyle girdiğini biliyorum hatta. Sadece ultiyle de değil. Neyse. İzleyelim. Şimdi bana kalırsa abi. Koridorlara bakınca bot lane Galatasaray'ınki yeniyor. Orta koridor Sylas çok güçlü ama Zoe de güçlü. Doğru ellerde iyi iş başarıyor. Top lane'de Hecarim bence GP'ye kıyasla daha iyi. Ama Hecarim gank yiyebilir. Öyle bir istatistik, öyle bir durum var. Ama Karthus olduğu için karşıda gank yeme ihtimali de pek yok. Bu sebeple Hecarim için kolay bir lane. Hatta GP için zor bir lane çünkü Rek'Sai'den gank yeme ihtimali yüksek. Aşağıda bir kere daha takısa giriyorlar. Ormancılar buraya geliyor şimdi. Hem Tayyip hem Kirey burada Japon'a yine 3-2 bırak. Biriktirdi ama Tolerant'a anında geri kaçıyor bu sefer. Şimdi orada sırçayla gelen bir Tayyip. Bir de abi Taiki bu seride o kadar kötü oynamış ki. Ha, o kadar kötü oynamış ki. İnsanların dediğine göre. Bu nasıl oyun? Böyle oyuncu mu olur? Astas laflarını çok gördüm. O yüzden bakacağım. Ama bana kalırsa Gadbro iyi oynamadı. Söyleyeyim. Genelde takım savaşlarında pozisyon alması çok kötüydü. Neler oluyor? Galatasaray bir anda gaza bastı burada. Oğlum tam buraya koymalıkmış ya. Bir dakika. Bu ne oğlum? Her yerden bir şey geliyor. Ya bu neyse. Detone. Saray. Lay 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 saldır Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Yeter. Oldu. Bir daha de daha geliyor şimdi Kirey'den. Tolerant burada düşecek mi? Evet. Mendes'e sıçrası atmak zorunda kaldı. Bir de Gangplank ultisi gelmişti oraya. Skoru verdi. Evet yani orada iki tane isim vardı. Bu arada ortada Gavro bu sefer sıçrası atmak zorunda kalıyor. Rek'Sai ultisini alan bir Bololu var. Evet. Ne ararsan var. Ali Sofi. Totem var, kontrol totem var, Rek'Sai'nin tüneli var. Bak fena başladı. Kimin komposör saygı duyuyor. Bir kere daha geldi. Mesela. Ruin orada çok zorunda şimdi bu ama dive... hemen burada Karthus ultisi geliyor. Bu ne abi? Burada büyük bir hata var chat. Aslında. Bak. Burada büyük bir hata var o ne biliyor musun? Şimdi GP ölecek, kesinlikle ölecek bu fight'tan. Neden? W'sunu atıyor. Daha geldi şimdi. Ruin orada çok zor. Bak şu an W'sunu yedi. W'su yok, flash'ı yok. Şimdi burada %100 ölecek. Burada Emircan'ın, Hecarim'in ulti atmaması lazım bir. İkincisi Rek'Sai'nin hiçbir şekilde o GP'ye vurmaması lazım. GP'ye ulti atıp Karthus ultisini dojlaması lazım. İkisi de buradan kaçabilir abi. Bunu Ruin'le Kirey yapıyor olsaydı ben eminim ki Hios burada ölürdü ve Ruin'de yaşardı. Yani tam tersi durumda. Bir kere daha geldi şimdi. Ruin orada çok zor durumda ama hemen burada Karthus ultisi geliyor. Birebir bir skor değişimi. Eksi skorunu almayı başardı. Aslında Karthus'un da yardımıyla burada skor almış ama Bolulu. Bolulu hemen yukarıya ışınlanma rotasyonu yaptı. Ve baktığımız zaman aşağıdan 3 barikat alan bir 1907 Fenerbahçe görüyoruz. Galiba bir kere daha şansını deneyecek mi acaba? Burada aradan çıkarmak istediği isim Japone. Japone şimdi burada kalkanı da ekstradan getirdi aldı. Ama burayı çok iyi oynamış aldı. Diyorlardı. Dur bakayım. Aldı. Hades de birebir. Hades'in işi zor olabilir burada. Hades sıçrayı attı Garbro. Oy. Oy. Oğlum güzelliği çok güzel oynamış bu arada. Getirdi adeta Garbro burada. Çok güzel oynamış burayı. Yakışan bir oyun oldu onu söyleyelim bu arada. Şimdi Bollu yakalandı. Galatasaray bir kere daha gaza bastı dakikalarda şu an. Oraya Japone'nin ultisi geliyor. Bollu hala hayatta. Ve burada Bollu'nun kurtulduğunu Taiki'nin öldüğünü göreceğiz. Taiki kaçıyor ama nereye kadar? Bolulu'ya bıraktı o skoru. Paylaş OP.
Bolu'nu 3. skorunu alıyor. Ejder Bulut Ejderi olacak. Şimdi aşağıda Madness çok güzel takası girdi burada. Son anda Japon'a kurtarıyor. Bu güzel takas. Hades kaçabilecek mi? Doğru, son doğru. Güzel takas. Bayağı güzel takas. İnfaz etti adeta. Ultinin adının hakkını veren bir hareket Madness'tan. Her ne kadar Ruin buraya ultisini kullanmış olsa da. Şimdi buradaki fark nereden geliyor? Jungle 1, mid lane 2, top lane birazcık. İşte geldi ama Hios'un burada dayanması biraz daha zor olacak. Kirey de geliyor Hios. Şimdi burada Hios skorunu istiyorlar ama Hios hemen ultiyi kullandı. Japone zorlayacak mı? Üçüncü yük için orada hızla geliyor ama Hios arkasına bile bakmadan kaçtı. Hios'tan burada çok büyük bir hata, göründüğünden büyük bir hata bu. Yani orada ultisine çok ihtiyacı olacak en azından kulenin altına girebilmesi için. Kuleyi de alacak 1900'e evet, alacaklar, çok rahat alacaklar yani oraya Galatasaray'ın gelmesi. Şu an hiçbir anlamı yok çünkü Hecarim ultisini defansif bir şekilde kaçmak için kullandı. Ama en azından hani Fenerbahçe'de şu ana oluyor. Kadar olan bir tane daha mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda Bollu ile Hios arasında birebir. Bir kere daha kırbaç zincir tuttu burada Hios'un. Pek şansı olacağını zannetmiyorum. Bir de Kirey'in ulti geliyor. Şu Kartus ultisinin animasyonu görününce insan üzülüyor abi. Öleceğini biliyorsun ya. Başlatma konusunda ama Hades bir kere daha düşmek üzere. Hades. Taiki geldi şimdi. Taiki. Burada Hades'i kullanabilecek. Bak, Taiki ne yapıyor? Hades burada uzaklaşmayı başardı. Taiki'yi de düşürdüler. Arkada Soler'e düştü. Şimdi bakın. Her şey okeydi tamam mı? Şu zamana kadar olan bütün savaşlar random savaşlardı. Bir amaca hizmet etmiyordu. Adam akıllı 5v5 şu an oluyor. Ve bu 5v5'in de bir amacı yok. Sadece savaşılıyor. Neden? Bilmiyorum. Hani Jinx yakalandığı için muhtemelen bu savaş başlıyor. Ve Sylas yok burada. Bu savaşın başlangıcı güzel ama Hecarim yok. Yani bu savaş 4'e 5 olacak. Öyle bir sıkıntı var. Yani bence akıllıca bir fight değil bu şeyin yaptığı. GS'nin yaptığı. Genel anlamda hani sonuca bakmaksızın söylüyorum. Burada Hecarim yok her şeyden öte. 5'e 4 yani bu. Jinx'i tekleseler durum eşite geliyor. Hani üstünlük de değil. O savaşı almak zorundalar çünkü ya Fenerbahçe artık bırakın 20'yi 33 dakika gücüne kavuşmaya başladı. Mesela bunun sonucu olarak orta koridoru kaybettiler bir de Drake gidiyor. Yani 2500 oldu. 907 Fenerbahçe. Doğru. Ben burada bir yerdeydi galiba o Hecarim ultisi. Yani burada. Japone bu sefer de Kirei'yi kurtuluşa doğru gönderiyor. Tolerant zor pozisyon. Mesela şimdi bakın. Bu savaşın kazanılma ihtimali nedir? Galatasaray için. Bence çok düşük. Ya yani bu savaşın kazanma ihtimali çok düşük. Outplay edilmesi lazım. Zoe yok. Hecarim flank'e geliyor. Şimdi. Şimdi Hecarim'in Karthus'un burada ya da burada olduğunu bilmesi lazım. Çünkü Karthus çok uzaklaşmadan ulti bastı. Ve flash'ı yok. Direkt Hecarim'in buraya değil, buraya gitmesi lazım. Kesinlikle buraya gitmesi lazım. Ve ultiyi asla ve asla ve asla ve asla tam Kench'e bu şekilde atmaması lazım. Kesinlikle. Ya bu savaşın kazanma ihtimali bitti şu anda. Bitti. Birincisi Karthus'un ölmesi lazım. Ben olsam, ben o Hecarim olsam Karthus'u kovalarım bu arada %100. Kesinlikle Karthus'u kovalarım. Ve yani tam Kench'e E ile değebiliyorsam değerim. Ulti asla atmam. E ile değebiliyorsam değerim. Ardına Jinx'e ulti atarım. O kadar. Eğer değmiyorsa da E ile tam Kench'e, E'yi çok erken basmış demektir. Bu da Hecarim'in suçu. Hatası. Öyle diyeyim. Ha ama bir şey değişir miydi? Bence değişmezdi. Galatasaray bu savaşı hiçbir türlü kazanamaz. Çünkü bu savaşta Zoe yok. Zoe olsa belki. Bak bu, burada oyun bitti. Şu anda bitti bu oyun. Üstüne bir de Baron geliyor. Bak. Aha bir savaş daha var burada. Bakalım. Belli bir noktada hani onlar iyi başlamış olabilir. Bebe'de Baron varken mi? Tam Kench'e engage geliyor. Hecarim TP atıyor. Japone bu sefer önde yakalanan isim kendisi. Kaçabilecek mi? Rek'Sai ultisi de geldi. Ama Hecarim'in ultisi yok. Bu sefer skoru aldılar ama Bolulu arkada inanılmaz bir hasar geliyor. Hades'in de vuruşları var burada. Ve Kirey'den de ulti. Madness düşmek üzere son vuruş Hades'ten gelecek. Hades bir skor daha aldı. 4-4 daha iyi bir ulti aldı son anda. Bu oyunu daha izlemeye gerek yok. Bu sefer o kadar şimdi, geç oyun odaklı değil ama geç oyun bütün maçları izleyeyim. Bir yorum yapacağım. Chat. Genel.
net bir taşıyıcıya sahipler tekrardan. Fenerbahçe'nin tek dikkat etmesi gereken... Şimdi... Hale Çogat, Kindred, Vay. Şimdi bu ikilinin 2 ve 2'si buna kıyasla çok iyi. Çok iyi yani. Mid eşitimsi ama Lissandra daha iyi. Cleanse olduğu için çok baskı kuramayacak. Bot eşleşmesinde Kalista, Alistar daha iyi diye biliyorum. Güzel bir takasa girdi Blur Toyland. Arka taraftan Taiki de geliyor ama. Şimdi bir de Kirey'nin ama gank yiyorlar galiba. Ormancılarına gelişiyle 3-3 bir pozisyon olacak. Madden sıçrasını atmak zorunda kaldı. Tolerant önde kaldı. Kirey'nin gelişiyle beraber işler değişiyor burada. Ve hem Tolerant hem Taiki sıçra atlama. Son biraz daha gelecek Valdes'ten. Bir de şifa İlkan. Hades burada. Kötü oynamış buraya gelse. Falan pozundaydı. Hop bir de dive. Pozisyonun de devamında. Hades bırakmayacak peşini. Hades buradan uzaklaşmayı da başarıyor. Oo bir de Japone, şey TP atıyor. Kirey de geldi. Burada Hios da yakalanacak. Hios çok fazla hasar aldı. Hades sen yeterli hasar gelmiyor ama Kirey'den gelecek gibi. Son anda kazıklı zemin. Arkadan gelen hasar yetmedi. Hios'a bak sen, ben flash koyardım burada. Hios mesela bu attığı tipi yüzünden çok geri düştü. Bence atılmaması lazımdı o tipinin. Ama Galatasaray botunun hatası bu her türlü. Önde kalan isim kendisi olacak. Ben de yüksek bir hasar. Taiki sıçrayla içeri girdi. Ultisini de kullanıyor arkada Kirey'i ama Taiki. Şimdi bakın. Bu flash engage mantıklı olabilir, tamam mı? Vayne yaptığı şey mantıklı olabilir ne zaman? Kindred'i tekleyebilecek durumdalarsa mantıklı olabilir, doğru. Ama şimdi burada Kindred tek yiyemez, imkansız. Neden? Birincisi Alistar'ın kombosu yok. Ne W'su ne Q'su var. E'si de yok. E'si de yok. Ya burada o Kindred'e yetişmesi, yani bu Kindred'e yetişebilecek en ufak bir insan yok şu anda burada. Ve bu engage'in en ufak da bir mantığı yok bu sebeple. Demir Bey 74 hoş geldin. Bu şekilde girdiğin Kindred'in tek yemesi lazım ulti basamadan. Öyle yapılırsa doğru, güzel bir engage. Ama burada ihtimal dahilinde değil. O yüzden aşırı kötü engage. Taiki sıçrayla içeri girdi. Ultisini de kullanıyor arkada Kirey'i ama Taiki burada... Bence biz bazı lig maçlarını analizlemek yerine bizim kumarlara baksak daha iyi bu arada. Ve arka tarafta iki kişi yakalayan bir Bolu var. Bolulu burada önce Tolerant'ı aldı. Şimdi MJX'i de kendi... Bir de failliyor tabi, o ayrı bir şey. Olacak gibi duruyor. Son bir hasar. MJX'in kendisi de öldürmesine izin vermedi ve Kirey'i sıçrayla içeri girip bu skoru da almayı başardı ve 2-2 yapan isim kendisi oldu. Ruin buradan çıkmayı başardı. Son maça son bakacağız abi. Ama son maça iyi dediler. Ben son maçı hiç yani izlemedim. Bir baron aldığını biliyorum Galatasaray'ın, o kadar. Bildiğim tek şey bu ve sonra tak diye kaybetmişler. Bildiğim şey bu. Galatasaray Espor burada 4 kişiyle kuleyi almaya çalışıyordu ama ve alametin hala üzerinde olduğunu hatırlatalım. Çok rahat bir şekilde bir kule, bir buçuk kule açabilirler o alametle. Yani şu an bekliyor ama yani yaklaşabilecek durumda bile değil aslında Kindred'a birebir de. Ufak bir akıl oyunu ama bu akıl oyunu orta koridor kulesini kurtarmayacak ve 1907 Fenerbahçe 3 dakika içinde de 3 kuleyi birden açmayı başardı. Bu arada diyecek bir şey yok. Burada herhangi bir şey yok yani. En ufak bir şey denemez. Bu saatten sonra Galatasaray'ın kazanma ihtimali 0'a yakın. Neden? Bir, Kale denen bir faktör var Fenerbahçe tarafında. Ve Kale 11. seviye. İkincisi Galatasaray kaybediyor. Yani gaza basan kişi Fenerbahçe. Bu kay zaten durdurulamayacak bir süre sonra. Yanında Kindred, Lissandra var. Lissandra takım savaşı başlatabilir kolayca. Kindred de herkesi tutabilir. Ya bu oyunun, açıkça söylüyorum, bu oyunun Galatasaray tarafından kazanma ihtimali 0. Direkt 0 yani. Böyle bir erken safhadaki şeyden sonra, ne denir, hatalardan sonra, hata silsilesinden sonra. İmkansız. Altın farkı 8000'i geçti. Gördük neler olabileceğini. Tolerant biraz fazla derinde. Buradan kurtulabilecek mi acaba dediğim anda arkadan Hios geldi ve Hios. Ziyafeti çekti orada. Bollu oradan kaçacak mı, uzaklaşacak. Ama yalnız Madness kötü pozisyonda yakalanmış. Şimdi Madness bir de ulti kullanıyor. Bu sefer kötü. Fena satış bu arada. Bu fena bir satış. Fenerbahçe'nin yaptı. Zor pozisyonda kalabilir. Kirey'i onu kovalamaya devam edecek. 2 yük, 3 yük. Şimdi arkadan Hades de geldi. Taiki burada düşecek. Güzel oynadı burayı Hades ve Kirey'i. Taiki sadece bir Gromp almak istemişti. Masum bir Gromp avcısıydı ama ormanda... Anlıyorum.
kötü kalpli avcılar onu yakalayıp kesmeyi başardı. Tayiki için kötü bir pozisyon oldu bu. Sıçrası ve arındırı var. Yukarıda bir şeyler dönecek ulti. Şimdi yukarıda çünkü tek başına MJX güzel sıçra. Arkadan Bollu yaklaşacak mı? MJX buradan uzaklaşmayı başardı. Şimdi Hades geliyor. Hades bunu peşine bırakacak gibi değil. MJX birebir de bu skoru istiyor. Hades'i alabilecek mi? Hades hayır dedi burada. Son vuruşu da yapacak. Patlayıcı yükle beraber Hades skoru aldı. Hızlı biçimde alacaklar. Ne yapsın ki Galatasaray? Bu pikle bu kadar önde olan Fener'e ki bu piklere sahip yani bu tercihlere sahip olan Fener hiçbir şey yapamaz. Galatasaray ekibi için gerçekten hiçbir şey yapamaz. Bolulu çok kötü pozisyonda kaldı. Mesela bak demin Braum'la Tristan'ın öldüğü gibi Lissandra da öldü şu anda. Ha, bunlar sıkıntı mı? Doğru sıkıntı Fenerbahçe için ama oyunu kaybettirecek sıkıntı değil ki. Oyun yavaşlıyor sadece. Ya bu oyunu hiçbir şekilde kaybedemez Fenerbahçe. Bu barona cevap verme fırsatını yarattı. İlk kez bu kadar kararsız kaldık. Çünkü oyun ilerledikçe daha da güçlenen taraf Fenerbahçe. Tam tersi durum olsa bir ihtimal. Çünkü o zaman Galatasaray bu takım olsaydı Galatasaray'ın kompozisyonu oyun ilerledikçe bayağı güçleniyor olacaktı. Olabilirdi. Hios şimdi burada yakalandı. İşte 1900'li Fenerbahçe'nin beklediği an bu. Hios'tan hemen oraya bir kronometre geldi. MJX arkada Hades'i yakalamış durumda. Hades çok güzel bir noktaya kaçtı. Bir anda pozisyonu değiştirdi ama Madness'ın ultisi 3 kişiyi birden havaya kaldırıyor. Tolerant burada. Madness bak, sahneye Kale artı Kindred. Bir de Kale ultisi geldi karşısında. Bolulu herkesi buldu. Bak ne oldu burada? Ne oldu şimdi bu fight? Galatasaray kazanıyor gibi görünüyordu değil mi? Çok normal. Neden? Çünkü Fenerbahçe daha hiçbir şeye basmamıştı. Hiçbir ultiye basmamıştı. Ne Kindred, ne Kale, ne Lissandra. Hiçbir ulti basılmamıştı abi. Yok ettiler. Ve Kindred bitirdi. Bolu'nun bitirdiği pozisyon inanılır gibi değil. Bir anda oluverdi. Herkesi yerine mıhladı. Herkesi. Ya bir de kompozisyonun buradaki avantajını görüyoruz. Yani hem Kindred ultisi hem Kale ultisi neredeyse aynı dakikada aynı saniyede bitiyor mu buradan? Ve bitiyor. Devam. Herhalde yaptığımız en çabuk review. Gerçekten çok çabuktu. Yani gerçekten çok zor bu. Mu? Çok bu. Şimdi Şen Kamil. Vladimir Rexai. Bu 2v2 ile bu 2v2 yakınımsı. Güzel yakaladık bu arada. Güzel yakaladık. Allah, harbiden güzel yakalamış. Neyse. Mid 2v2'sinde Lissandra daha güçlü. Bunun cleanse'i yok. Ama Corki yine Corki olacak. Bot 2v2'sinde bence Kai'Sa Pyke daha güçlü. Ama Kai'Sa yerine başka bir tercih olsa yok ederlermiş bana kalırsa. Ama Kai'Sa Shen yapmak istemişler. Kai'Sa'ya taşıtmak istemişler. Seviye 2'de üst koridor baskını denenir. Gibi evet, duruyor. Tutarsa bir ihtimal. Yani sonuçta kışkırtması var şöyle. Gerekirse onu açacak seviye burada. Tutarsa bir... Abi esneyip ne duruyorum. Valla çok sinirlenmeye başladım ya. Bir kere daha geldi. Kötü pozisyonda yakalanan. Bir dakika. Bu şimdi nasıl yakalanıyor? Öyle bir pozisyondan sonra Kirey 3. seviyeye geliyor. Pyke 2. seviye. Buradan inip yakalıyor. Bey bir kere daha geldi. Kötü pozisyonda yakalanan bir tolerant var. Güzel sıçra Kirey'den. Orada sersemletme yakalanmadı. Tolerant ilk kan olacak burada. Son vuruşta Hades'ten geldi. Ki Rexy varken orada görüş olması bile görüş varken. Kirey geliyor bu arada. Burada skoru almak istiyorlar. Ruin inanılmaz bir hasar yedi. Ruin çıkışta burada son vuruşu yiyecek. Şimdi güzel gank. Bayağı güzel gank bu. Orada ışınlan değil de Hios'un ultisi geliyor. Shen'in ultisiyle beraber. Skoru çok rahat alınacak. Skoru da okay. Madness'a bıraktılar. Madness için rahat bir skor ve Galatasaray Espor. Yıl bastı Madness. Proaktif birinle beraber. Evet. Shen'in ultisine harcadılar ama skoru aldılar. Şimdi orta koridora Godbro bir kere daha Bollu'ya çok yüksek bir hasar. Son anda ulti geldi Bollu'dan. Ejder'e gitmedi ve Taiki biraz daha zaman kazandı ama Kirey'i buraya anlıyorum. Yaklaşıyor. Çalında güzel bir pusu. O pusudan iki sersemletme birden çıktı Tolerant'tan. Japone çok önde yakalandı. Japone skorunu alacak burada Madness. Son bir vuruşu evet Madness skoru aldı. Buradaki şey de savaşta Pyke güzel ulti atsa bence burayı kazanırlarmış. Üzerine ışınlan geldi. Daha sonra söyleyeyim. Evet Vladimir yukarıda kalmaya devam ediyor bu. Arada. Kötü kullanım olmuş çünkü anlaşamamışlar. Muhtemelen bunu konuşarak yani anlaşamadılar. Savaş içerisinde o yüzden şu an en azından şunu görebiliyoruz. Efektif bir Shen ultisi olmamış. Kötüden kastım. Efektif olmamış yani, abi. Kanıtladı Fenerbahçe ve hemen ejder aldı. Şundan olmadığını da biliyorlar. Godbro agresif bir oyun şimdi Bollu'nun burada. Manası olmadığını biliyordu. Bollu sıçra kullanmak zorunda kaldı.
Tolerant Bollu'nun gideceği yöne doğru denedi kemik zıpkını ama Bollu dümdüz kaçınca. Burada Tolerant farklı bir psikolojide yaklaşıyor derken. Japone şimdi burada çalıyor adım attı ve anında yakaladı Onta 2. Japone'nin buradan çıkışı yok. Skor geliyor Kirei. Family Park da iyi demiş vuruyorum şu an. Hades ultisini kullanmıştı ama Galatasaray burada skoru aldı ve güvenli menzile çıkmayı başardı. Godbro da yakında. Godbro'yu da oradaki totemden görünce Kirei Hades ikilisi burada zorlamadı. Yerli hamle yapamamışlardı. Kirei yakalandı bu arada. Madness'tan çok yüksek hasar. Son vuruş. Son anda şifa geldi. Hades son anda kurtardı Kirei'yi burada. Diğer tarafta Godbro, Bolulu birebir ama Bolulu buradan uzaklaşmayı başardı. Hani çok daha adalet oldu. Yani maçın temposu çok hızlı gidiyor. Çok Godsa yani şöyle diyeyim. Bakın zordur. 2-0 gerideyken özellikle TBF yarı finali, finali yani TBF yani KMF olsun TBF olsun fark etmez bir final şeyinde turnuvasında belirli bir derecede oynuyorsanız baskı altına girersiniz. Şu an 2-0 kaybederken bu denli oynamaları güzel bir şey. Ya üstündeki bu baskıyı attıkları anlamına gelir. Önemsemeden oynadıkları anladım abi. Sıçrayla geldi oraya ama istediği gibi olmadı. Şimdi iki kişilik gölge fırlayışı. Hios çok ama güzel girdi ama arkadan gelen bir win var. Kanını çekti Tolerant'ın. Birebirlik skor değişimi. Şimdi ulti orada 3 kişiye birden tuttu. Ruin buradan skor çıkaracak gibi duruyor. Godbro son canıyla uzaklaştı. Taiki buradan çıkabilecek mi acaba? Taiki uzaklaşmaya çalışıyor. Hayır. Havada öldü. Taiki orada kan cılçını atarken ölüyor. Burada bir skor daha. Bunu dedim ve çarpıldılar abi. Yani direkt öldüler. Şimdi şöyle, Galatasaray'ın habire gaza basması lazım, doğru. Bu oyun ilerledikçe bence sağ tarafta güçlü, sol tarafta güçlü. Hangisinin daha güçlü olduğunu bilmiyorum. Ama bana kalırsa sol taraf bir tık daha güçlü gibi duruyor. Kamil Şen ve Kamil Kayse ikilisi, şey, Şen Kayse ve Şen Kamil ikilisinden dolayı diyorum. Yani Şen'in varlığı ayrı kitleme olsun, takım savaşı olsun bence bir tık daha öne taşıyor. Ama belli değil. Neyse. Oyunun ilerlemesi bence tam olarak kime yarıyor bilmiyorum. Galatasaray'ın her türlü gaza basması iyi. Öndeler, kullanmak istiyorlar. Çok mantıklı. Peki çok güzel W atıyor bu arada. Uzaklaşabilecek mi? Uzaktan gelen hiçlik topu tutmadı. Taiki! Sen ne yapıyorsun burada? Taiki'nin üzerinde görüş var. Taiki buradan çıkamayacak. Ruin de buradan çıkamayacak. Çıkamayana. Skor burada korkuya gitti. Taiki'den çaresiz bir deneme. Yani bir tarafta Godbro, diğer tarafta Hades. İkisi de skorları aldı. Madness yine kuleyi alıyor. Festival başka abi. Can, aksiyon bitmiyor. Şu anda her yerde fight. Solo queue. Tam sola köy misali. Godbro geliyor yandan ve Godbro Volker ile burada içeri girdi. Kirei'yi burayı durdurmaya çalışacak mı diye bakıyorum ama yine o hasar çıktı. Kirei şimdi çok zor durumda. Godbro'dan yine yüksek bir hasar. Arkada Tolerant bu arada Hades çekti. Buradın işin onu yok. Maçın ikinci ama Galatasaray için birinci çünkü Galatasaray ilk daha ejderini alamayıp sonrasında alev ejderini almıştı. Drake'leri güzel şu anda. Godsen Drake'leri bayağı güzel. Ejderleri. Var. Japone burada sıçrayla bir oyun yapmak isteyecek diye tahmin ediyorum ama Hios da burada. 1907 Fenerbahçe burada içeri girmek istiyor. Tolerant'ı yakalayacaklar. Tolerant arkada yakalandı ama Bollu'yu da tutmayı başardı. Bir sıçra geliyor. Şimdi Madness oraya girdi ve bir anda bence Bollu burayı bayağı kötü oynamış bu arada. Bayağı kötü oynamış burayı Bollu. Hiç gerek yok o payka o şekilde girmeye. Bak. Savaş zorladılar. Zorladıkları savaştan zararlı çıktılar. Üstüne üstlük üst koridordan bir kule gitti. Bir kişi bile buraya gelemez. Godbro'da belki ikincisi bile gidecek. Bir skor daha. Galatasaray gerçekten bu kaostan yararlı. Ya buna rağmen bu maçı kaybediyor değil mi bu Galatasaray? Bir açayım da. Burada ben 25 dakika 3 maçta ilk defa dinliyoruz abi. Detone. Saldırmak falan gelmiyor. Şuraya bir kıvrılır. Galatasaray. Lay 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 saldır Galatasaray. Ve şimdi üstüne dönecek Galatasaray için çünkü o Benitez kulesi yok. Orta devam ediyoruz değerli seyirciler. Bunda herkes ben çok merak ediyorum nasıl kaybediyorlar yani çok merak ediyorum. Tristana'dan sonra belki de en kule canavarı şampiyonlardan biri olduğunu biliyoruz. Vallahi çok merak ediyorum. Şimdi orta koridorda. Oh Hades sadece bir tane büyük bomba yedi orada büyük ulti yedi.
Nasıl savaşı kazanıyor Fenerbahçe ya? Çünkü 1950 Fenerbahçe'nin üst koridoru bir ultiyle burayı mahvedebilir. Çok kötü oynamış olması lazım gerçekten. Hayır çok üst ama yukarıdan alacaklar şimdi İnitör'ü. Hemen kızıl havuzu kullanmak zorunda kaldı Ruin orada Tayyip'in üzerine gelince. Boldu içeri girecek Mehmet. Boldu şansını deniyor burada ama çok yüksek bir hasar yedi. Galbro'dan destek gelse Boldu'nun düştüğünü görecektik. Son bir vuruş lazım sadece İnitör'ü. Ne güzel adım adım oynuyorlar şu an için. Ruin yakalandı. Bir kere daha kızıl havuz. Ruin'e sıçrası var. Hemen orada Zonya'sı kullandı. Ruin buradan uzaklaşabilecek gibi duruyor. Japoneler de bir ulti geldi arka tarafta. Şimdi burada Tolerant uzaklaştı ama Tayyip için aynısı geçerli mi? Son anda Shen ultisi. Shen ultisiyle Tayyip tamam. Uzaklaşmayı başardı ama içeri giren bir Japone. Tolerant'ın ultisi boşa gitti. Şimdi Bollu içeri giriyor. Galiba son anda karşılanma arka tarafta. Mendes! İki skor birden. Öteki tarafta Bollu Mendes'i katletse de yine de Galatasaray burada skorları alan ama Hades devreye gitti. Hades kovulamaya devam edecek gibi duruyor. Gandro arkaya giderken orada Hades'in çok kötü fight abi aldı. Bu. Çok kötü fight yaptıkları için kaybediyorlar. Burada Vayne hiçbir şey yapmıyor ki. Bakın Galatasaray'ın yaptığı kötü fight'ı açıklayayım. Bakın şimdi. Bak abi. Şimdi. Galatasaray'ın amacı ne? İnhibe almak değil mi? İnhibe alıyorlar. İzleyelim. Güzel bir şekilde inhibe alıyorlar. Alındı. Blood'ın Zonya'sını alıyorlar. W'sunu alıyorlar. Alındı. Çıkın abi. Niye burada bir savaş dönüyor? Şu anda bu savaş çok anlamsız. Aşırı anlamsız bir savaş dönüyor. Direkt buradaki herkesin çıkması lazım. Çıkıp mide koşması lazım. Çıkmıyor. Devam ediliyor savaşa. Bak şu an devam ediliyor. Flash atıldı. Artık çıkın. Artık çıkılması lazım bu savaştan. Tekrar girinme çabasına giriliyor. Bak takımın 3'ü burada. İkisi burada. Savaş tekrar başlatılmaya çalışıyor. Yani bu bir takım uyuşmaz. Yani takım içerisindeki kolların verilen ne denir? Kararların birlikte uygulanmamasından kaynaklanıyor. Ya da biri konuştuğunda diğeri dinlemiyor. Yani bu iletişim problemi. Burada abi olması gereken ne güzel alındı her şey. Koşun mide. Koşun abi mide. Koşun mide. Şuradan koşun mide. Bak koşun mide. Hiçbir şey yapamayacak Fenerbahçe. Hiçbir şey yapamayacak. Vayne ulti açmış. Bu, bak bu pozisyonda. Braum ulti, Vlad ulti, Vayne ulti. 3 ulti kullanılmış. E çıkın abi. Çıkmışsınız zaten. Niye giriyorsunuz ki tekrar? Mantığı yok. Baronlu tarafın savaşmaya ihtiyacı yok şu anda. Şu anda yok. Ultisi bitsin Vayne'in savaşılabilir. Ama ona da gerek yok. Koş mide mide al abi. Al bir inhib daha, at base'i bota koş, Shen tapa koşsun, o zaman savaşın. İki inhib düşükken, minyonlar geliyorken savaşın ki bir şey olsun. Bu kadar yani. Ya bunlar oyun bilgisi ve takım halinde şeyler. Hareket, yani nasıl diyeyim hareketi, iletişim, yani takımın yönlendirilmesi lazım abi. İnsanlar oyun içerisinde herkes aynı şeyi düşünemez. Birinin çıkıp bunları anlatması, söylemesi lazım. Anlatması değil de söylemesi lazım. Bu bundan ibaret. Sallıyorum. Kim veriyorsa shot call. Örneğin Pyke mı veriyor? Pyke'ın söylemesi lazım. Çıkın. Mide koşun. Mide alalım. Base atacağız. Misal. Gibi gibi. Oyun olay bundan ibaret aslında. Burada zorluyorlar. Bu sebeple kaybediliyor bu fight. Aslında yine kaybedilmiyor bu arada. Ama bu Galatasaray için bir kayıp. Daha fazla şey alabilecekken alamıyorlar şu anda. Bu kayıp bir fight. 3'e 2 bitmiş olsa da kayıp. 1907 Fenerbahçe 16 Mart. Fener'in yapması gereken onları durdurmak. Push'larını yani onların ittirme kuvvetini durdurmak ki bu yeterli oluyor zaten durdurmak için. Umarım anlatabilmişimdir. İçeri giriyor. Gabor oradan uzaklaşmayı başardı. Araya giren bir Ruin var. Ruin oradan uzaklaşabilecek mi dediğimiz anda bir anda Rex'e yani kireyi düştü. Ruin'den biz oraya geldi. Arkada Hades devreye girdi şimdi. 3-3 yapıyor Hades burada. Devam ediyor Hades. Hades'ten. Boldu'nun tamamladığı bir skor daha. Şimdi 3'te 3 geldi. Boldu'nun tamamladığı o skoru. Şimdi 3'te 3 geldi ve... Ya bu fight yine bana kalırsa gereksiz bir fight. Oradan uzaklaşmayı başardı. Araya giren bir Ruin. Çıkamıyorlar. Neden çıkamıyorlar? Pyke'ın attığı kötü ultiden kaynaklı çıkamıyorlar. Ya bu Pyke'ın bu ultisi bu fight'ı çok etkiliyor. Amma ve lakin. Gene bana kalırsa savaşılmasına gerek yok. Bakın şimdi nedir olay? Bak League of Legends nasıl oynanır biliyor musunuz? Tur. Turdan kastım
hamleyi bir karşısı yapar, bir siz yaparsınız. Bir karşısı yapar, bir siz yaparsınız. Yani birazcık denge oyunudur. Anlatıyorum. Burada Galatasaray'ın yapması gereken şey nedir? Bakın, yukarısı puşluyor değil mi? Şuraya bir bakın. İlk kez bu maçta inhibitor kaybetti. Bak, savaşın başlangıcında şuraya bakın. Galatasaray minyonları ittiriyor. Şimdi burada çıkacak olası bir savaş Fenerbahçe'nin işine yarar. Neden? Çünkü bu minyonlar buraya yapışsa ve savaş çıksa Galatasaray'ın lehine. Çünkü burada savaş kaybedilse bile minyonlar bir şey yapacak. Base atması gerekenler olacak. Bla bla. Ama şu anda çıkan bir savaş Fener'in ihtiyacı. Neden? Çünkü onlar oraya varmadan Fenerbahçe zaten savaşmak istiyor. Bu onların zamanı şu anda. Bu fight'ın çıkması sıkıntı. Bu birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı, bu fight'ta Pyke'ın attığı ulti bu fight'ın gidişatını tamamen değiştiriyor. Burada tek atsa eyvallah. Ama burada tek atamadığı için olaylar çok değişiyor. Bu fight Galatasaray'ın istemediği ama yapmak zorunda olduğu bir savaşa dönüyor. Bugün? Ya sen maçın review yapacak mıyım? Can, yapmayı düşünmüyorum abi. Teşekkür ederim abone olduğun için. Çok sağ ol. Ama yapmayı düşünmüyorum. İzledik mi biz TSM maçını, Cloud9? Yok, izlemedik. Ama yapmayı düşünmüyorum. Yapabiliriz bu arada. İstiyorsanız yaparız. O, orası ayrı. Ya burada tamam, Vayne güzel oynuyor. Doğru. Fırsatları kovalıyor. Doğru. Ama bu savaşın yaşanmıyor olması lazım. Normal şartlarda. Bakarız abi. TSM maçına da bakarız o zaman. Çünkü ben TSM maçını da merak ediyorum. Hiç izlemedim. 2-0 olduğunu duydum. Çünkü ben o ara yayındaydım. PUBG oynuyorduk. 2-0 olduğunu duydum. Yattım. Yatarken 2-1'di galiba. 3-2 bitmiş. Yani Cloud9 reverse, pardon, TSM reverse sweep yapmış. Merak ediyorum. Vallahi merak ediyorum. 2-0'dan 2-3 yani. TSM 2-0 kaybederken 3-2 kazanmış. O yüzden merak ediyorum. İzlemedim de nasıl gelişti, neler oldu. Evet. İlginç. Gadbro Ruin üzerine doğru atladı ve Ruin'in ultisi sallayı başardı ama Bolu'dan çok güzel bir giriş. Gadbro son anda hayatta kalıcı balık uçakla Tank yakalanıyor şimdi. Hades Tank'i almak istiyor. Tank'i burada Hex'e kultimatomunu kullandı ama yeterli değil. Hios da düştü. Hios da düştü. Yine Hades'ten çok yüksek hasar. Önce Tank'i bitirdi, sonra Hios'u. Şimdi bu savaşın şeyi ne? Ona bir bakayım. Hades Tank'i Bolu'dan çok güzel bir giriş. Evet. Arka tarafta Gadbro. Bu savaş neden başlıyor? Nexus Kulesi'ni kurtarmaya karar verdi. Kurtarmak zorunda. Gadbro'dan mı? Gadbro'nun niye öyle yapıyor? Çekiliyor mu? Yok. Evet. W atıyor. Hmm. Package'i var. Yani pasifi var. Pasifiyle attığı W çok agresif bence Gadbro'nun, bu bir. İkincisi, burada Bolulu güzel giriyor. Ya bu fight'ın yaşa... Bak yine bence bu Galatasaray'ın yapmaması gereken bir savaş. Savaş yapması lazım ama böyle değil. Ve sonucunda Fenerbahçe direkt cezalandırıyor. Yani bu Gadbro'nun yüzünden çıkmış bir fight mesela. Nasıl önceki iki savaş Pyke yüzünden çıktıysa, bu da mesela Korki'nin yüzünden çıkmış bir savaş. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok abi. Burada 1907 Fenerbahçe Baron'u alırken Mendes ve Tolerant inhibitörlerine arkadan gidiyor. Arkadan gelen ilk kişi var. Mendes ve Tolerant burada ne yapacak? Ruin ve Bollu burayı bitirecek gibi duruyor. Mendes yakalandı. Mendes'in burada düştüğünü görebiliriz. Ultisini kullandı. Bollu'yu düşürmek istiyor. Mendes hala hayatta. Mendes hayatta kalmayı başardı. İnanılmaz. Çıkabilecek mi buradan? Hayır. Bollu burada. Hades. Hayır, yürüyerek gidecek. Hem Ruin hem Bollu. Kazandıkları oyunu vermişler. Ha. Bu oyunu kazansa GS ne değişirdi? Bence hiçbir şey. Yine kaybedeceklerdi. Yani ben diyorum, Galatasaray'ın bu seriyi kazanma ihtimali yok. Çünkü Fenerbahçe seviyesinde bir takım değiller abi. Aztek Up, hoş geldin. Teşekkür ederim. Eyvallah babacım. Nasıl Fenerbahçe'yi kıskanıyorum ya? Lan Fener'i kıskandım. Sonucu nasıl çıkıyor abi? Şimdi orta koridordan da bir kule almak isteyecek 1907 Fenerbahçe. Diyorum ki Fenerbahçe Galatasaray'a kıyasla 1-2 gömlek daha üstün bir takım. Ya bu belli olmuyor mu? Ben sanki sallıyorum şu anda. Bu böyle yani. Ligi 1. bitirdiler. Diğeri 5. Yarı finalde karşılaşıyorlar. 3-0. 17-0. Bula bula. Ya doğru yani, bu görünen köy kılavuz istemez ki abi. Kim kandırıyor? Çekti şimdi ama Japone hemen
İleri doğru atıldı, onu kurtarmak için Boldu neredeyse bu oyun, Boldu neredeyse düşecekti. Şurgun. Bir an ooo tuttu bu arada. Aha. Galatasaray burada rakibi oyalamak istiyor ve inhibitör alacak. Ben de isterim çekişmeli bir maç olsun mesela. Royal Sup maçı çekişmeli oldu. 2-2 oldu 2-0'dan. Sonra 3-2 bitti. Öyle bir şey olsa ne keyifli olur izlemesi. Bu ilk iki maç tek taraflıydı neredeyse. Ki bu maçta kazanmaları gerekirken kaybedildi. O da ilginç bence. Yani olmaması lazım. Eyvah, o korku öldü. Gadbro yemledi bu arada. GS'yi yemledi ama. Şimdi Hills arkada. Gadbro düşecek. Gadbro düşecek. Mi? Hayır. İnanılmaz. On canı bak. Gadbro on canı var buldu ya. Bak top balıkladı, sesine bakın abi. Bak dinleyin. Bak kapatın gözünüzü. Bak dinleyin abi sadece. İlk isim oluyor. Şimdi Hills arkada. Gadbro düşecek. Gadbro düşecek. Mi? Hayır. İnanılmaz. On canı bak. Gadbro on canı var buldu ya. Orada bastı. Boldun'a çıkışta aklı ulti ama yetmedi. Bu nasıl bir savaş? Dur şimdi pozisyonu izleyelim. Gadbro düşecek! Nasıl ıkınıyor abi, böyle bir şey olamaz. Gadbro on canı var buldu ya. Güzel Zonya bu arada. Yoksa ölüyordu Lissandra. Baya güzel Zonya. Ne oldu? Mendes'e düştü. Mendes ve Hades birebir de birbirlerine öldürdüler. Işınlan geliyor. Işınlan üste gidiyor üste. Evet evet, Işınlan üste gidiyor. Bu arada diğer taraftan. Ooo güzel hook. Baya güzel hook. Kireyi pardon, birey yapıyor. Kireyi buradan çıkıyor. Ama kesemiyorlar. Arka tarafta kim var diye bakıyoruz. Gadbro. Aha, Gadbro geliyor. Gadbro geliyor. Hadi Gadbro. Birazdan paketiyle beraber Kireyi öldürecek ve paket geldi. Kireyin şansı yok. Buraya kadar skoru Gadbro'ya. Bak ooo, şimdi fark ettim. Gadbro 3-0. Hiç vurmamış ki herhangi bir savaşta. Bu korku nasıl taşıyamıyor savaşları ya? Bir dakika bakacağım abi. Şu an sadece korkuyu izliyorum savaşlarda. Ben bu kadar fed olduğunu bile bilmiyordum. Kireyi avına güdümlü tutmadı. Ne tutmadı? Şansını zorlayacak mı oyun? Anlamadım. Sıçrasının olmadığını söyleyelim. Ultisinde kullanma güdümlü tutmadı. Hedefleri olacak Mendes çok kötü pozisyonda. Hemen Civalı kuşağını kullandı ama Kireyi avına güdümlü tutmadı. Forrest! Şansını zorlayacak mı oyunun burada sıçrasının olmadığını söyleyelim. Ultisinde kullandı. Mendes yapmaya çalışıyor. Kireyi avına güdümlü tutturup ulti atacak ama Mendes'ten son anda bir hızlanma. Mendes uzaklaşmaya çalışıyor. Mendes abi niye Q'sunu demiyor ki böyle, yok güdümlü yok. Allah Allah ya. Ne güdümlüymüş abi, anlamadım ki. Acaba buraya gidecek mi Galatasaray Espor? Burada tolerant şansını deniyor. Burada görüşü almak istiyor. Hayalet sularını kullandı şimdi. Arkadan Mendes'ten bir ışık kutu geldi. 4000 canlı baron. Tolerant gelmeye çalışıyor. Savaşırlarsa kazanabilirler bu arada. Ön tarafta yakalanan bir Hades var. Güzel bir savaşı kazanır GS burada. Çok kötü savaş. Tek öldü. Kullanamadan öldü. Arka tarafta Bollu birini yakaladı. Bollu. Burada şimdi Mendes öldürmeye çalışıyor. Mendes'e düştü. Korki'de düştü. Mendes'in üzerinden ve yetmiyor. Arka tarafta Hios da çıkacak buradan. Hios skoru da çıkacak aradan ve burada maçı bitirmeye gidecek 1907 Fenerbahçe ama Minyonlar hayır diyor şu anda. Minyonlar. Minyonlar burada oyunu tutmaya çalışıyor. Minyonlar ne yapıyorsunuz? Galatasaray'ın lehine inanılmaz bir avantaj Minyonlar. Işınlanıyor Hios'un. Gadbro'nun aldığı yukarıdan bir dakika, aldığı. Bir dakika. Tolerant gidiyor. Her şeyi değiştirdi. Şimdi oyunu bitirmeye gidecekler mi acaba? Tolerant dediğin gibi şansını denedi ama olmayacak gibi duruyor. Hades. Burada Japone ve Kire ile beraber oynayacaklar. Bir oyun. Bu daha bitmez. 28 saniye Madness. 30 saniye galiba. Tenaman Cici Bey. Hoş geldin. Teşekkür ederim abone olduğun için. Eyvallah babacım. Tolerant şimdi üstüne döndü. İlk tek su kulesi gitti. Burada şimdi Tolerant şansını deniyor. Burada sersemleyen bir Japone var. Tolerant. Ultisi kullanamadan. Şimdi Dumbledore'u izlemediniz de. Şansını deniyor ama. Kire ile Hades vurmaya devam ediyor. Şimdi Taiki doğdu. Taiki yetişebilecek mi buraya? Taiki geldi. Taiki. Kire'yi vurmaya çalışıyor. Hades. Ama Hades. Ama son skor geldi burada. Abi bir şey diyeyim mi? Yani bak, bütün içtenliğimle söylüyorum. Bana kalırsa bu yarı finale yakışır bir seri değildi.